Selam arkadaşlar, Sayıda İsin'e hoş geldiniz. Ben Erkan. Oyunumuz devam ediyor Osmanlı'yla. Şimdi arkadaşlar Bohemia'yla savaş başlatacağım. Son kalan bu bölgeyi alma hedefiyle başlayacağız. Aslında belki de mümkünse ben şu bölgenin tamamını almaya çalışacağım. Ama tabii ki bu oyun dahilinde, bu bölüm dahilinde bir koalisyon savaşı yiyebiliriz. Belki bu savaşı da Bohemia Savaşı'nı da ertelemek zorunda kalabiliriz. Durum bu çünkü gördüğünüz gibi. Aksi takdirde ben devam etmek istiyorum. Diğer yandan bu Horasan'ı bitireceğiz. Eğer imkan bulursak da arkadaşlar henüz 68 senesi daha çokmuş. İmkan bulursaktan ziyade yok öyle bir ihtimal. Alodya şey var, olayı var bir yandan. Mesela Mogadishu'yla barış demiştim ittifak yapsak Mogadishu'da biraz ordu göndersin diyerekten. Sen buna saldırmaya korkuyor musun? Jimman Sefartist. Alodya'yı tek seferde bitiremeyiz ama tek bir ordu yeter mi 30 bin kişilik acaba? Başka bir ordu getirmek de istemiyorum çünkü Bohemia'ya ayıracağım orduları. Şunu da kuzeye yönlendiriyorum. Şunu da gemilerle karşıya buraya geçiriyorum. Topluca Bohemia'ya saldıracağız. Şuradan giden zaten bu bölgeye yeter gibi geliyor bana. Yetmezse de şuradan desteği geri getiririz. Daha zor olmaz yani. Ondan sonra korlarımız gelmek üzere. Bir de bu var mesela. Bunu da uygun bir noktada ihtiyacımız olur. Bu Revolution çağı herhalde. Bak Age of Revolution. Her yerde Revolution var anasını satayım. Her yerde. Diğer yandan gemiler de şuradan gidiyorlar gördüğünüz gibi. Şurada orduyu alacağız. Veya yarısını alacağım en azından. Buraya getireceğim. Şu temizliği yapalım. Ondan sonra Portekiz'e belki savaş açarız. Portekiz'e savaş açmakta da bir şey yok. Sakınca yok bence. İngiltere'ye de savaş açmış gibi olacağız. O yüzden belki onu biraz geciktiririm. Bu arada Portekiz, Avustralya. Avustralya'nın ciddi bir kısmı şu yazının büyüklüğünden yola çıkarak diyorum ki Portekizlere ait. Çahallar ele geçirmişler burayı. Adamları yok ettik zannettik ama meğersem kök sürmüş alttan başka yerlerden fırlamışlar. Neyse bir ilişki geliştirmece yapalım diyeceğim ama kiminle yapalım? Hani şey olmasın, koalisyon savaşı çıkmasın diyerekten. Şuna bir bakalım. İskandinavlarla 13 şey değil. Fransa ile henüz savaşmayacağız. Bir Fransa'yı şey yapalım. Improve relation. Ondan sonra başka. Burgundy olsun. Ne bileyim. Bu çok gerekli bir şey değil. Olmasa da olur ama yapalım bakalım ne işe yararsa yarasın. Şu dallama bir dakika. İngilizler 30 puan. İngilizlerle yakında savaşacağım zaten ya. Asmaya lüzum yok. Improve relations. Tamam. 3 tane adamı koyduk. Aa yok yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Komutanı geri çağırmak. Diplomatı geri çağırmamız lazım. Hollanda'dakini çağırıyorum değil mi? Tamam. X-Class. Birine savaş açmak için kullanacağız ya. Allah Allah. Austrian Separatists. Peki. Seni bir hallederiz şimdi. Şu adamlar gelsin de. Öbür gemiler bulaştı mı? Hepsini mi göndereyim? Gerek yok bence. Ya da gönder gitsin ya. Gir abi, cüz hızlandıran iş. Livonyalılar önemli değil. Şöyle düşsün. Şimdi bu savaşta kimlerle dövüşeceğiz bilmediğim için ne diyeceğimi bilmiyorum şu anda. Şu Kremza'ya gitsin. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4 ordu. Bir de ikisini buraya getirdim. Böyle bir durum var. Şu ordular aslında 6000 Yeniçeri.
Şuraya dağıtabiliriz. Veya bir dakika şuraya da verelim. Aha, gel. Gel acı gel. Seni birleştirelim. Seni de buraya indirelim. Şöyle. Aslında bir emniyet sübabı niyetine. Aa, Polosk'un koruyucusu da yok. Hiçbir şey yok. Hemen anında burayı savaş açalım. Burayı nasıl olsa hiçbir şeyi koruyamayacak. Dur, anında derken. Şunu getir. Hani direkt dalabileceğim noktada yapalım ki adamlar kaçamasınlar. Bir dakika. Şu Acil Bey'i. Dur. Acil Bey değil de Ekimoğlu Ali Paşa'yı alalım. Şunu bir halledelim ya. Bu bitsin bu iş. Şimdi bu defa arkadaşlar ben şunu açacağım. 50 puan harcayarak. Gelsin bakalım. Gelsin. Komutan sayımız mükemmel komutanlardan oluşan devasa bir kadromuz var. Evet. Ayaklanma falan gelebilir. Ama önemli değil. Süveyş kanalı gelince ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Advisor öldü. Korlar geldi. Ve Milan'a daldık. Eksi bir yedik ama adamlar yok oldu ve bitti. Bu savaş bitmiş sayılır yani şimdiden. Diğer yandan şimdi komutanları dağıtalım buraya. Acil Bey'i bir dakika Acil Bey'ini şuraya koymak istiyorum. Şu kim? Piri Mehmet Paşa. Bu da Fazıl Ahmet olsun. Şu biraz küçük bir ordu. Enver'i buraya koyardım ama Koca Sinan'ı koyalım bu sefer buraya. Ondan sonra bu nedir abi? Bu kalabalık nedir ya? 168 bin kişilik ordu nedir? Nasıl bir şeydir ya? Tek tek yok etmem gerekecek bunları ya. Tuhaf şey. Yani Bohemia'nın kendisini bir önce bir devre dışı bırakacak noktaya getirelim. Ondan sonra toparlanıp geri geleceğiz buraya. Yani ciddi bir orduyla geleceğiz ki şey yapalım. Rahat bir şekilde ezelim bunları. Yani şunu ben burada tutuyorum ama ne işe yarayacak bilmiyorum açıkçası. Yani burada bir işe yaramaz da. Nice'te tutalım bence. Nice'te. Bu arada Bohemia'ya doğrudan mı savaş açalım? Nasıl yapalım o işi? İngiltere gelmiyormuş. Güzel. İyi denk getirdik. Riga, Mainz, Salzburg, Trier. Ya işte böyle bir durum var arkadaşlar. Aha bu grup buradaki devletçiklerin hepsi savaşa dahil olacak. O zaman şu ordu işimize yarar. Yani şöyle yarar. Bak Trier. Mainz. Abi bunlar da ufak minik devletler değil ki. Bunlarda ciddi şey var yani. Güçleri var. Ben şunlardan geçiş müsaadesi alabilir miyim acaba? Yok. Aramız bozuk zaten bundan şöyle. Bu iyi olmadı hacı. Moral verici bir eleman var. Disiplinci eleman var. Tamam alalım onu. Mahariymiş kültürü. Disiplinciyi al abi. Sıkıntı yok ya. Yani 3 puanda da kalabilir. Abartmaya gerek yok. Şunu arttırabilirim ama gerek de yok gibi görünüyor. Baksana puanı. Zaten kaç? 509 he? Esas bu geri kaldı. Ama onu da maksimize ettik artık. Daha ne yapabilirim ki? Daha ne yapabilirim? Denizcilikte yarım puan daha gelebilir. Şimdi ihtiyacımız yok dedik ama gördüğüm kadarıyla biraz var gibi. Kaç puan gerekiyor? Tamam bas gitsin. Şuna ihtiyaç var mı? Yok gibi. 5 oldu. Burada eksi 1 National Focus'tan gidiyor. Başka da The Foreign Aid Act. Nedir o? Foreign Aid. Kalsın.
Alliance with Mogadishu. Savaştayız abi. Alliance yapamayız şimdi. Ya aslında şu savaşı bitirelim, barış yapalım. Ondan sonra diyecektim ama bunu da bastık diye. Değil mi ya? O da ayrı bir hikaye. Tamam, önemli değil. Savaşı başlatırız. Önemli. Hiç önemli değil abi. Şuraya da bir komutan yerleştirelim. Şuradakini mi koyalım? Bence oradaki değil abi. Başka nerede var? Komutan eksikliği yaşayacağız şimdi yakında. Şu oldu, tamam. Abi yani bütün komutanları yerleştirmişiz. Ne yapalım peki ya? Şunu birleştirdim. Yine göreve çıkartalım. Protect Trade. Her zamanki gibi yine şey mi? Bir bakalım. Artı 30 diyorsun. 26, 22, 8, 55. Yine Halep en güçlüsü. En etkileyicisi Halep. Tamam. Diğer yandan şu olay tamam mı? Geldiler mi? Çoktan. Önce komutanların hepsini koyduk. Komutansız dalmayalım bence. Koca Sinan gel bakayım. Sen de gir. Bakayım. 27. 4 değilsen. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi bu savaş bitmek üzere şimdi. Bohemia'ya girişelim mi? İngiltere yine gelmiyor ama diğer devletlerin hepsi geliyor. Salzburg da geliyormuş. Salzburg şu. Ah. Var yani ya, kaçarımız yok. Şöyle gel bari de şuradan şuraya geçerim en azından. Alpler'in kenarından şu İsveç dahil olmayacak. Aynen, burası dahil olmuyor ama oradan gelip Salzburg'a girişmemiz lazım. O da şurası işte. Ben bir şey diyeceğim. Tamam, o kesin. Aynen. Bir de şey, Hristiyanlar için İngiltere galiba şey. Koruyucu. Tamam, bu yine ciddi bir savaş olacak. Müslümanlaştırma. Müslümanlaştırma. Mbamba. Oraları yapalım yani. Bu nasıl bir şeydir? Farka bak. Mantua. Tense dışarıda. Ama puanımız yetmeyecek galiba ya. 109. Ah. 7 tane yeniçeri çıkartabiliyoruz bundan. Hadi bakalım. Tamam, 1 Ocak. Lack of provision. Ne diyor ya? Şimdi bu 7 elemanı yine buraya yönlendireceğim. Bunlar daha gelemedi mi? O nereden geliyor? Nerede ayaklanma çıktı? Bunlar da mı? Ottoman Particular ismi. Lan hiçbir yerde çıkmayan ayaklanma burada mı çıkıyor? Aynen, böyle geri gel. Ondan sonra bakarız. Şu büyük gemileri getirelim.
Hadi ihtiyacımız olacak ya. Getirmem lazım. Buraya şey yapan Hindistan Hint Okyanusu'ndaki filoyu ayarlarım. Şöyle ne bileyim şu bölgeye bir yere gel. Ondan sonra. Tamam. Diplomatik puan Süveyş kanalı. Oho. Engage the enemy. Oradan da geri gidersin buraya diyecektim. Hadi. Can sıkıcısın ya. Engoyo. Tamam bitti. Onlar geliyor. Ekstra topçu üretsek mi acaba diye düşünüyorum ama şu orduyu büyütmek için. Bu da gidiyor oraya çünkü. Tamam bence başlatalım. Bohemia üzerinden saldırıya geçelim. İngiltere gelmesin zaten o yüzden erken başlatıyorum. Trier, Salzburg, Mainz, Riga. Onlarla uğraşalım. Ben merak ettim. İngiltere'ye doğrudan saldırsam ne olur? Bir sürü kolonisi var. Onlar geliyor. Onun haricinde Kongo'yla İskoçya geliyormuş. İskoçya dediğim burası. Bir de Kongo geliyor. Kongo? Hayırdır Genco? Buna da mı geleceksin yani? Ben orduları aşağıya aktardım gerçi ama. Böyle bir şey yapacaksak geri tekrar çıkartmam gerekiyor. İngiltere'nin burada da şeyi var yalnız. Ya aslında ikiye böleceksin. Kongo'nun pek askeri kuvveti bir şey ifade etmiyor. Alodya. Ha, şunu unuttuk lan. Adama diğer tarafa kaçmış gördün mü? 5000 adam var burada ya. Of, komutan yetmiyor ya. Oha eksik 69 nasıl ya? Bence boş ver abi. Biraz askeri puan daha kayıp yapalım. Şunu bir barış yapalım burada. Tüm parasını da versin. Bu kadar abi. Önemli değil. 50 puan daha vereceğiz. Önemli değil hakikaten. Şimdi pardon. Korlayalım şurayı. 44. Bunu da kullanabiliriz bu tarafta. Ya problem şu. Komutan eksik. O kadar. Şunun başına komutan koymayacağım. Büyük ihtimalle. Başka bir büyük ordunun başına. Bu niye böyle? Allah Allah. Dur abi dur. Geri gel geri gel. Şunlardan bir parçasını öbür tarafa aktaralım. Bu ne abi? Livonyalılarla bunlar savaşıyor. İki tane rebel ikisi de. Abi komedi ya. Tamam şimdi bölelim bunu. İkiye böldüm. 20'şer bin mi oldu? 21'e 20. 21'i aldım. O 20 binden de komutanı alalım. Koca Sinan Paşa'yı. Onu da Soyo'ya bırakalım. Stamp down the movement. Legalizm mysticism. Tamam. Legalizm her zaman legalizme kasıyoruz. Başka bir şeye ihtiyacımız yok abi. Evet. Şimdi bunu da buraya bıraktığımıza göre bu ordu şeyi, bu filoyu biz bu tarafa getirebiliriz. Daha önce de söylediğim gibi. Cornwall'a gelelim. Oradan istediğimiz hareketi yaparız. Tamam. Şimdi artık savaş zamanı geldi. Yani bunu buradan geçiremeyeceğim bile ya. Şu heriflerden geçiş müsaadesi alabilir miyiz? Yok. Alamayız büyük ihtimalle.
O zaman gemiyle geçireceğiz ya. Gel böyle. Hatta şimdiden geçirelim. Ne diye kasıyorum ki? Bunlar gelmezler. Revolutionary bunlar. Şuraya gelelim. O daha mı mantıklıymış? İyi. Punjab. Sirin'de ayaklanma çıktı. Punjab sen halledersin ya. Ben şu orduyu şunun için kullanacağım. Evet, şimdi önce o şey Bohemia'yı başlatalım, sonra burayı başlatalım. İyi, çok şükür hala İngiltere gelmemiş. Emperyalizmle giriyoruz. Haydi bismillah. Kazanız mübarek olsun. Şunlar birleştiler, güzel. Kaç bin? Ha. Komutansız olacak. Bu sağ sola ele geçirmek için kullanmayı düşünüyorum bunu. Hoca Sinan Paşa. Sen buraya gireceksin. Sen buraya gel abi. Sen doğrudan oraya gitsen nasıl olur bilmiyorum ama. Sen Pırağı ele geçir. Sen de yanındaki bölgeyi. Şu. He. Pırağa gitmeden evvel. Şuraya gel. Sen şimdi böyle gel. Orduların bir kısmı birbirine yakın davranırsa iyi olur. Oraya gidiyor, bu buraya gidiyor. Ama bu da burada zaten. Ay yok, pardon. O kadar da dalmayalım ya. Biraz yakın duralım ya birbirimize. Yani daha iyi olur. Gördün mü? Bir yerlerde herifler geziyor. Ne bu? Horasan. God is good. Bengali trader. Bu işimize yarar aslında. Bengali ama bizim kültürden değil. Trader artı 3. Ucuz sadece. Prestige on prestige. Güzel. Vay vay. Buradasın demek. Bir sana çakalım ya. Bu kalemun tepelik bölgeymiş. -1 yiyecekler. Bu kim? Fazıl Ahmet. Olsun abi. Şey, en iyi komutanı koymak gibi bir kasıntıya girmeye gerek yok. Bu ikisi yan yana, bu ikisi... Bak bir dakika. Şu burayı ele geçirse hemen ortaya gelsin abi. Şunlara gerektiği yerde destek versin. Horasan'a bir savaş açabilecek duruma gelmedik değil mi daha? Our army is under attack. Şu bakalım nasıl olacak. -1 onlar yiyor değil mi? Tamam. Komutanları çok iyi. 6-3. Bizimkisi 6-6 tabii. Bizimki biraz daha iyi. Bunlar dişli rakip abi. Öyle basit değil. O kadar basit değil yani. Sen bir destek olaydın iyi olurdu ama neyse. Allah'tan yetişemeyecekler diyecektim. Yetişiyor lan. Yetişmese bile şey var. En şey uyuz olduğum yer olay bu. Yani kazanacakken birdenbire destek geliyor. Bu komutan ne? 5-3-5 mi? Hadi bitir. Bitir. Ulan bitmedi ya. Neyse ki benim bu sefer de ben destek getiriyorum. Şunu da hemen hızlıca aktaralım oraya. Allah'tan bu durum şey benim açımdan kötü değil. Adamlar -2 yediler bu sefer de. De yetişebilecek mi benimkisi? 29 Ağustos. Aa, yetişemeyecek galiba ya. Gel de uyuz olma şimdi buna. Yani kaybetmeyeceğim savaşı kaybediyorum böyle. Neyse şimdi öbür orduyla daldık buna. Ne oldu? -1'i yine onlar yiyorlar. Ya şunlara hiç bakmadık ya. Burada yine bir puan farkı var az bir şey de olsa. Yani durumumuz aslında müsait kazanmaya ama. 40.000 de burada adamları. Bizim şu iki 40.000 boşa çıktı. Şunlar kim? Salzburg'da Mainz'ın orduları.
Ben böyle getireceğim bunu. Şunu da şöyle getireceğim. Bohemian Revolutionaries. Ne oluyor lan? Allah Allah, bu Revolutionary ordular sanki Bohemian'ın kendi ordusuymuş gibi mi davranıyorlar şimdi? Yo, bir çeşit geçiş hakkı elde etmişçesine o tarafa gidiyorlar şu anda. Hacı biz çekilelim aradan. Nasıl yapalım? Kaç günü var? 18 September. Tamam, 18 aklımızda bulunsun. Yine mi lan? Bu nereye gidiyor? Aa, Allah belanı vermesin ya. İstanbul'a geri dönüyor gerizekalı. Hacı ben bunu da gönderiyordum güya ama burada da kaybediyoruz biz. Hadi, sayı üstünlüğüyle kazanıyorlar bu sefer. Allah Allah. Neyse, fazla uzaklaşmasın diye. Trenchine değil de şu geliyor çünkü. Ne yapalım? Sen ne yapıyorsun? Bak, alakasız yere gidiyor. Aa, 10 September. 4 günü daha var. Tamam, geri çekilelim şimdi. Abi buradan kurtaramayız. Tamam, sen tren içine gidiyorsun, biz de tren içine gelecek. Lan siz, senin var ya, niye gidiyorsun İstanbul'a lan? İşte Avrupalı devletlerle savaşmanın bedeli bu. Bedeli bu abi. Heh. 18 miydi bu? Nasıl bildi gibi yersin. Alakasız yerlerden alakasız şeyler çıkıyor. Şu ikisi güçlü ama her halükarda ezebilirler yani bizimkileri. Allah aşkına çık şuradan ya. Sen şuraya git. Ya Allah'ım ya Rabbim. Yanlış yönlendirdim ya. Keşke aşağı yapsaydım. Şimdi burada da bununla karşılaşacak galiba. Heh, tamam, kurtardı. Kurtardı. Tamamdır. Şunların kayboluşu çok kötü oldu ya. Neyse, onların yerine bunları koyacağım. Bu komutanları değiştirebiliyor muyuz? Allah'ım ya, onu da yapamıyoruz ya. Onun yerine idam edin komutan. O kadar da değil ama. Yani yerine göre bazen tarihte olmuş böyle şeyler biliyorsunuz. Şunu da mı getirsek? Topyekün savaşa girmiş gibi. Tamam, o da Lvov'a geliyor zaten. Şunu hayır. Şöyle yapalım. Pardon. Ulan ot kafalı. İlla gemiyi mi getireceğim sana? Ya da bir dakika. Orduyu hiç getirmeyelim ya. Şurayı temizlesin. Valla ya, sen dur orada. Şu adamlar bir defol gitsinler. Engage. Bari yok et şunu ya. Kimse gelmeden. Heh. İşte budur. Başkent kuşatması devam etsin. Tamam. Seni Lvov'a gönderdim ama. Neyse. Şunlar nereye gidiyor? Başımıza bela olacaklar ya. Bir durun lan. Şuraya gelip bir daha buraya giriyorlar ya, o yüzden. Tamam hacı. Ben şimdi burayı 2'ye
Dörde bölelim diyorum. Böyle dağıtalım. Burada kale var mı? Var var olmaz mı ya? İkiye böl. Şuraya. Buraya. Bizim aradan çekilmemiz lazım. Bu nereye gidiyor acaba? Nereye gidiyorsun oğlum sen? Şuradan gidip buraya mı dalacak? Ben şöyle bir atraksiyon yapacağım abi. Bunları birleştireceğim. Bir komutan da açığa çıkmış olur böylece. Sistre'ye doğru git ya da dur İstanbul'da bir ay daha bekle. Ay sonuna kadar bekle. Tamam. Şimdi git bakalım. Başkent düştü mü zaten işimiz daha da kolay olur. Parma mı? Ne tuhaf ya. Burada kale var ama. Hem de 8. seviyeden kale. Ama hiçbir şeye engel olmuyor. Geçişlere falan filan. Tamam, bunu da oraya göndermişim zaten. Sonra hepsi birleşip şuraya ile geçirmeye çalışacaklar. Şimdi bir komutan açığa çıktı dedik. Trier. Bunlar gidiyor mu? Habire gidiyorlar abi. Yani sizin karşınıza bu çıkacak ama. Buzağı Ackerman. Ackerman'a kilitlenmişler. Şansa bak ki ben de buraya kilitlenmişim. Benim ordu. Şimdi bizimkilerde de güzel komutan çıkmış bu. Adamları bol bol savaştırıyorum ama iş yapıyorlar yani çalıştırıyorum. Bildiğin çalışıyorlar yani. Gel bakalım. Şimdi burayı niye ele geçiriyorsun ki ya? Lan gidemiyormuşuz oralara. Bu Revolutionary nereye gidecekler? Bohemia'ya ait adamlar bunlar. Bohemia'nın adamları. Occupied Pisa. Tamam, burayı da halletmişiz. Bunlar Nitra'ya ait değil mi? Tamam. O zaman biz ilerleyelim abi. Sen oraya git. Sen belki de bir sonraki kaleye doğru gidersin ama şimdilik buraya git. Tamam, iyidir böyle. Bunun komutanı yok. Oo, nereye? Alo. Tamam. Aha. Buraya başka bir ordu gelecek mi acaba? Çünkü gelmediği müddetçe sıkıntı yok. Buraya boşa çıkan komutanı yerleştirelim. Kaleyi kuşatsın. Gelmediği müddetçe biz bunları yenme ihtimalimiz var. Ama İsmail Paşa'yı buraya koymuşum, kitlemişim ya. İsmail Paşa, sen bunu işi halledersin ya. Bir dene bakalım. Bu nasıl bir kale? Düzlük maalesef. O zaman eksiği biz yiyeceğiz muhtemelen. Ackerman! Yok edemedim herifleri. Buzağa gidiyorlar bunlar. Tamam, buzağı da yakalayalım. Aa, bir dakika, bu herif de geliyor diyeceğim ama birazdan durup geri dönebilir. Ha, gidiyor tamam. Buzağdakilerini öldürelim, yok edelim şimdi.
İnşallah bunu yakalıyorumdur. Çünkü evet, hakikaten öyleymiş. Our army is under attack. Bunların tabi gücü nereden geliyor biliyorsunuz değil mi? İşte bu birimlerden geliyor. Eastern Caribbean, pardon. Adamların ki. Impulse Infantry. Güce bak, 4-3, 3-3, 4-4. Bu daha bir de en yüksek seviye değil. 4-3, 3-3, 4-4. Bizimkisi 4-3, 3-3, 3-3. 4-4 değil, 3-3. Aradaki farka bakar mısın? Çok ciddi bir fark. Atlılara ve topçulara bakmaya gerek yok. Atlılar çünkü sayıca çok azlar. Topçular da birbirinin aynısı. O yüzden bakmaya gerek yok. İşte bu sayı üstünlüğü burada kullandık. Başarılı oldu. 80 bin asker. Ben şunun peşinden mi koşsam acaba ya? Yalnız bir şey diyeceğim. Bu büyük reşe geliyormuş. Büyük reşte 40 bini öperiz şimdi bakalım. Yalnız Fazıl Ahmet en güçlü paşamız değil ama aslında gayet paşa güçlü yani. En güçlü değil değil yani, gayet güçlü. Başkent düşmedi henüz. Bunlar Nitra değil mi? Tamam, Nitra kalsın. Yalnız ben ne yapacaktım biliyor musun? Unuttum ya. Şu Supply Depot yapacaktım ki rahat davranalım, adam kaybımız azalsın. Tamamen unuttuk onu. Bunları güzel patakladık ama bunlar Lothringen. Şurası mı? Nereye gidecek acaba? Dur bakayım. Ağacı buraya gider muhtemelen. Natsa. Zaten bir deneyelim şurayı. Olmazsa geri çekiliriz. Biz de iyi kayıp vermişiz ya. 27 kişi kalmış. 27 kişi. Şu bitti mi zaten buradan çıkacağız biz. 5000 serbest kalır burada. Az kaldı bunun bitmesinde. Engage the enemy. Kaç? -1 yen yok mu? Hadi be. Adamların gücü... Oo, kralla mı savaşıyoruz? 4-5-1. Burada bir üstünlük var, komutan üstünlüğü. Ama adamın infantry combat abilities var. Allah belanı vermesin. En güçlü taraflarına ekstra güç vermişler. Keşke hepsini yok edebilsek. Horasan bana insult mu vermiş? Aa, yok oldu lan. Harika. Belki orduyu bölmeyeceksin abi. Orduyu bölmeyeceksin. Rahat rahat savaşacaksın. Hadi Horasan'ı da aradan çıkartalım. Show superiority diye olur mu lan? Bu. Şimdi gel de bunu yakala. Adamlar kaçıp duracaklar şimdi. Ama normal. Yani ben olsam ben de kaçardım. Biliyorsunuz çünkü savaşamayacaksın. Kaybedeceksin her türlü. Kazanamayacaksın. Kazanma şansın yok. Ne yapacaksın? Mecburen kaçacaksın. Bu ne? Kor. He, tamam. Soyo. Bir tane miydi? Devam edelim. Diplomatik puanda anca daha pozitife çıkabildik. Bakayım. 1,5 mu? Supply depo burasını yaptık. Yanlış bir yer mi? Doğru. Doğru bir yere supply depo yaptık. Şurası değil mi? Yaptığımız yer. Nereden anlıyorduk yapıp yapmadığımızı? Chris Colin Cosmo. Oha, Çek nasyonalizm. Yapamadık herhalde. Ama burada var işte. Görüyoruz. Şu haritada varmış. Ama ona rağmen böyle, öyle mi? Niye %1,5 abi ya? Çokmuş. Başkent düştü. Vay, buradasın sen ha. Fojitko mudur ne demek? Bir yere gidiyor bu. Neresi orası? Şurası. Ama biz bir kuzeye gidelim bir tık. Şu kaçıyor galiba.
Şurada takılıyor ya, bir yerlere gidiyor. Nereye gidecek belli değil. Öyle bir sıkıntı var maalesef işte ya. Hani dediği bir arkadaş da yazmıştı yorumlarda. Kalelere bir elden geçirmek lazım kaleleri. Çünkü boşluk çok. Ama hani, yani işte. Komutan. Kaçtı mı bu? Yakalarım ben bunu. Kitledim, yakaladım. Komutansız savaşacağız. Ama önemli değil. Bak böyle böyle sağ sol ele geçirecekler şimdi. Biz şu 30.000'i mi devreye soksak acaba? Ya da bu 45'in bir parçasını. Şunu öldürdüğümüz zaman bayağı bir boşa çıkacak adamlar. Evet, o 45'in bir parçası daha mantıklı sanki. Ya, dünyayı buraya yığdık zaten ya. Aslında sen mi saldırıyorsun lan? Tam bir totoş. Evet, yürek yemiş ya. Totoş. Çok alakasız oldu. Bayağı bir yürek yemiş yani. Ulan ele geçirdiğim yerleri geri alıyorlar ya. Revolutionary'ler. Moskova'ya kuşatmış herif. Önemli olan kaleler aslında. Yerleri çok önemli değil. Diğer kaleye gelelim. Çünkü toprak, bu bölgeden fazla toprak almayacağım. Heh. Bitti işte. Şimdi gelelim Salzburg'la uğraşmaya. Şimdi arkadaşlar bak, Trier, Salzburg, Riga. Riga'da mı vardı? Mainz. Bu dördünü tek tek devre dışı bırakacağız. Evet. Yine 40 dakika olmuş. Yine dalmışız. Bölümü böyle bitirelim. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah.